Evet arkadaşlar, şimdi İstanbul Üniversitesi'nde bir soru çıktı. Bununla ilgili bazı arkadaşlar kızıyor bana. Hocam diyor, hani çıkmış sorular, çıkmış sorular, kitapları da var, Metropol'de var diyorsun. İnanmayan bir kesim var. Çünkü onlara dayatılmış kitap yayınları var. Memnun kalmamışlar ya da içerisinden soru gelmemişler. Mükemmel bir çalışma sergilediğini düşünüyorlar. Yani yanlış yönlendirildiği için. Bakın Metropol'ün, ki bizim bu sene derslerimizde işlediğimiz Metropol'den bir kesit. Dersimizin bir kesiti. Biz video seti alan arkadaşlar da, canlı derse katılan arkadaşlar da bu dersi alıyor. Şimdi bakalım beraber. Bakın burada sin var. Sizin kitapta kos var. Yani İstanbul Üniversitesi'nde kos var. Tan var. Sizde kot var. Dikkat eder misiniz? X artı 30, 60 eksi x. Aynısı. Yani sizin İstanbul 2023'teki aynısı. Sadece ismi değişik. Ben de zaten Metropol kitabının Trigonometri 2'nin son kısmında yer aldığını söylemiştim. Şimdi beraber inceleyelim. Bakın nasıl anlatmışız. Bakın. Burada hepsini detaylı bir şekilde göstermişiz. Bakın. Anlatmışız. Gördüğünüz gibi nasıl yapılması gerektiği. Şu an İstanbul Üniversitesi'nde sesi kısıyorum ki şey olmasın diye, videolar çakışmasın diye, hata verecek sonra çünkü. Bakın burada detaylı bir şekilde anlattık. Yani çok zor soru değil tabii ki. Biz bütün Quark yayınlarını da çözdük. Buradaki kitaptakini de çözdük. Birçok yayın çözdük. Ama şunu anlatmak istiyorum. Yani eğer biz iyi bir şekilde hazırlanmışsak, Trigonometri 2 bu kitaptakini de çözmüş olmamız lazım. Quark yayınlarında da var. Bakın onları da çözdüm. Eğer gösterebilirsem, bakın burada bir sürü soruların hepsini çözdük. Sizin o beklediğiniz, bakın bu sorular nasıl çözülür diye çözdük. Birazcık iyi anlamak lazım bu YÖS sınavını. Aksi takdirde bizim için zor geçecek. Merhaba arkadaşlar, YÖS Dünyası'na hoş geldiniz. Geldik İstanbul Üniversitesi'nde sorulmuş bir soruya. Şimdi bununla ilgili çok fazla bana soru geldi. Hocam işte şu soruya bakar mısın? Hani kitaplarda var diyordun. Nerede? Ben yine söyleyeyim nerede olduğunu. Bunu Trigonometri 2 kısmının Metropol için söylüyorum. Son kısımlarında yer alacaktır. Hatta aynısı, yani buna benzer bir sorusu da mevcuttur arkadaşlar. Yani bu bir soru tipi ve kitaplarda da var. Nasıl yapılacağını eğer çözmüşseniz hızlı bir şekilde hemen şu şekilde yaparsınız. Bakın birbirini ne yapıyor? Toplarsanız 90 yapıyor. Yani ben bunu sinüs yapabilirim. Nasıl sinüs yapıyorum normalde kosinüsü? Eğer kosinüs x verilmişse, ben sinüs yapmak istersem x artı y'nin 90 derece olması lazım. Burası baktığın zaman 90'ı nedir bunun? Yazmış zaten burada. Sin yapıyorum. Açın toplandığında 90 olması için 60 artı x'e gereksinimim var. Yazdık mı? Yazdık. Her iki tarafı sin olarak böldüğümde otomatikman karşı taraftan ne çıkacak? Kotanjant 60 artı x çıkacak. Bununla bu birbirine eşit. 3x artı 10 60 artı x. Bir de bunların periyotlarına eşit. Biz bunu tanjant ve kotanjant için 180 olarak söylüyoruz. Yani pi olarak söylüyoruz. Sinüs ve kosinüs için de 362 pi olarak söylüyoruz. Buraya da onu yazalım. 180 çarpı k. Şimdi buraya onu attığımda, x'i de bu tarafa attığımda 2x 50 artı 180 çarpı k. Her tarafı 2'ye böldüğümde x için 25 artı 90 çarpı k olacak. Cevabım da C şıkkı olacak arkadaşlar.